arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model çalışacağız. Modelimiz 5 ve 5'in katları artı bir ilmekten oluşmakta. Bebek örgülerinde yetişkin örgülerinde örebileceğimiz çok kolay ve çok güzel bir model. Şöyle bakacak olursak bakınız bir tane sabit direğimiz var ve aralardaki kesmelerimizi yaptığımız bölümlerimiz görülmekte Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım kolay gelsin Modelimizi kurmak için iki diş haroşa örerek hazırlığımı tamamladım ve örgümün düz yönündeyim. Bakınız yeni başlayan kardeşlerimiz için eğer bu ip sol tarafımızda ise örgümüzün düz yönü olduğunu gösteriyor. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Modelimiz 5 beş ve 5'in katlarından oluşuyordu. Artı bir tane de ilmeğe ihtiyacımız var. İlk ilmeğimi boş alarak hemen modelimizi haroşamızın üzerine kurarak başlayalım. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. İkinci hemen boştan sonra dolayarak başlıyorum. Bakın şişemin üzerine ipimi aldım doladım. Yani bir tane artış yaptım. İlk iki ilmeğimi gidiş yönüne göre alarak kesiyorum ve düz örüyorum. Düz ördüm. Hemen sonrasında gelen iki tane ilmeğimi ise ters yönde yani bu yönden değil şu, bu yönden değil şöyle de genişletiyorum bakınız içten alarak şu yönden kesiyorum ve ikisini ters yönde kestikten sonra bir tane artışımı yapıyorum ve bir tane de düz örüyorum şimdi görelim bakınız boş ilmeğimi aldım iki tane ilmeğimi kestim bakın bir doladım iki ilmeğimi kestim. iki tane ilmeğim yine kendisini korudu. Tekrar iki tane ilmeğimi kestim, bir doladım ve bir tane düz ördüm. Toplamda yine 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar iki tane ilmeğimi dolayarak düz yönde kesiyorum. Düz yönde kesiyorum bakınız. Diğer iki ilmeğimi şöyle genişletmek için şişimi takıyorum. Bakınız şuradan gireceğim için rahat girmek istiyorum. Ters yönde alıyorum. Ve bir tane artışı daha sonra yapıyorum ve bir tane düz örüyorum. Tekrar bakalım. Bakınız bir tane düzümüzü ördükten sonra modelimi yeniden kuruyorum. Bakın bir tane başını doluyorum. Tıpkı başlangıçta yaptığım gibi gidiş yönünden iki tane düz örerek bir ilmeğe düşürüyorum kesiyorum ikisini aynı anda kesiyorum iki kestikten sonra düz yönde hemen bu yandaki ikiyi tersten girerek şöyle açıyorum tersten girerek kesiyorum ve kesme işlemimi yaptıktan sonra bunun artışını daha sonra yapıyorum düzden giderken kesmeden önce artışımı yapıyorum tersten kestiğim zaman önce kesiyorum sonra artıyorum ve bir tane düz örüyorum. Bu düz her modelimizin arasındaki geçiş direği gibi olacak. Sadece düz ilmeğimiz. Diğer kesme işlemlerini yaptığımız yerler ise modelimizin kendi kurulumu. Düzümüzü modellerimizin arasındaki örgü olarak kullanıyoruz. Şimdi yeniden başlayalım. Düzümden sonra şişimin başına doluyorum. Bir artışma yapıyorum. Gidiş yönünde iki ilmeğimi bir ilmeğe düşürüyorum, kesiyorum. Hemen iki tane ilmeğimi şöyle biraz haroşanın da üzerinden zor olmasın diye genişlettikten sonra ters yönden girerek kesiyorum ve kesme işlemimi yaptıktan sonra bir tane artışımı yapıyorum ve aradan bir düzümü örüyorum. Bu düz ilmeğimizden sonra tekrar şişimin başını doluyorum. 2 ilmeğimi keserek bir ilmeği düşürüyorum. Diğer yönden şuradan girmem gerekmekte ama ilmeğimi genişletmek istiyorum. Ters yönden de ikisini kestikten sonra artışımı yapıyorum ve bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Burası düzden sonra yeniden başlıyoruz. Şişimizin başını doluyorum. Gidiş yönüne göre iki tane düzümü bir düz yaparak kesiyorum. İki tane şöyle genişletiyorum bakınız ilmeğimi Hemen düz yönde kestikten sonra yandan girerek bu yöne doğru kesiyorum. İki kesmeler yan yana. Ve artışımı yapıyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Ve bu şekilde sıramızın başına kadar geliyoruz. Modelimizin birinci sırasını ve model kurduğumuz sıramızı birlikte yaptık. Şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum. Arka yönünde bütün ilmeklerimi baştan sona kadar ters olarak örüyorum ilk ilmeğim boşalıyorum. Hemen artışlı ilmeğim geliyor. Ters örüyorum. Sıradan takip ediyorum. Tamamen ilmeklerimi ters olarak sıra başına kadar ilerliyorum. Bakın, model kurduktan sonraki birinci sıramız ters. Hepsini artış ilmeklerimi, kestiğim ilmeklerimi, ortadaki ilmeğimin tamamını ters olarak örüyorum ve bu birinci sıramız modeli kurduktan sonraki başa kadar geliyorum bütün ilmeklerimi ters örerek başa kadar geldim yönünü çeviriyorum ve modelimden sonraki ikinci düz sıramızı bütün ilmeklerim düz olarak örüyorum ilk ilmeğimi boş alıyorum ve başlıyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz yönde örüyorum Evet başa kadar gelelim. Sıramın başına kadar geldim düz yönde ve ikinci sıramı tamamladım model sonrası. Üçüncü sıraya başlıyorum. Model sonrası yine tamamen ters olarak örüyorum. Dördüncü sıramızda modelimizi uygulayacağız. Bakın ters olarak bütün ilmeklerimi örerek sıra başına geliyorum ve üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Yani arada 3 düz sıramızı örüyoruz 1 ters sonra düz sonra tekrar ters Evet dördüncü ve modelimi uygulayacağım düz sırama geldim şöyle görelim başlayalım biraz önceki kurmuş olduğumuz şekliyle modelimizi uygulayalım birinci ilmeğimizi boş alıyoruz boş aldığım ilmekten sonra hemen başını doluyorum gidiş yönünde 2 ilmeğimi düz olarak kesiyorum bakın başını doladım düz olarak kestim. Hemen diğer arkada gelen iki ilmeğimi ise şöyle yandan giriyorum. Ardından şöyle genişletelim daha rahat girelim. İçten alıyorum ve kesiyorum. Kesme işlemimi yaptıktan sonra bir tane artış yapıyorum ve ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu ilmeğimiz modelimiz bitene kadar hep düz olarak devam edecek şişimin başını doluyorum her iki ilmeğimi gidiş yönünde kesiyorum iki ilmeğimi gidiş yönünde kestikten sonra hemen arkasında gelen iki ilmeğimi ters yönde kesiyorum öncesinde şöyle biraz açıyorum arkadan girerek kesiyorum kesme işleminden sonra başını doluyorum düz yöndekinde önce başını doluyoruz düz yönden ikisini kesiyoruz ters yönde aldığımız ise Önce kesiyoruz sonra artışımızı yapıyoruz ve bir tane düzümüzü örüyoruz bir düzden sonra yeniden başını doluyorum 2 ilmeğimi kesiyorum düz yönde diğer 2 ilmeğimi şöyle açtıktan sonra ardından giriyorum kesiyorum bir artışımı yapıyorum bir düzümü örüyorum. Evet hem kesip hem artmaya devam ediyorum düz örgümden sonra tekrar başını doluyorum iki ilmeğimi kesiyorum tekrar diğer iki ilmeğimi hemen aradan girerek kesiyorum ve kestikten sonra hemen başını doluyorum bir tane düzümü örüyorum şişimin başını doluyorum iki ilmeğimi gidiş yönüne kesiyorum şöyle genişletiyorum ardından girerek son ilmeğimi kesiyorum kesme işlemimden sonra bir artış ve bir tane düzümü ördükten sonra modelimi ikinci kez kurmuş oluyorum şimdi arkasını çeviriyorum biraz önceki yapmış olduğumuz gibi 3 sıra örmeye başlıyoruz birinci sıra ters ikinci sıra düz üçüncü sıra tekrar ters dördüncü sıramızda ise modelimizi yeniden kuracağız şöyle bakalım şimdi ters düz ters örelim dördüncü sıramızda görüşelim Üç sıramızı örerek geldim. Tekrar modelimizi kurma yönümüzdeyiz ve düz yöndeyiz. Dördüncü sıramızda hemen başlayalım. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Bir tane artıyorum. Gidiş yönünde iki ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmeğimi düz yönde kestikten sonra her iki ilmeğimi şöyle biraz gevşetiyorum, alması zor olmasın diye. Arkasından girerek. İkisinde kesiyorum. İki kesmiş ilmeğim yan yana bakınız. İki tane kestiğimiz yan yana düz yönden kestim ve ters yönden kestim. Kesme işlemini yaptıktan sonra hemen bir tane artıyorum. Düzü kesmeden önce artıyoruz. Ters yönden ise kestikten sonra artışımızı yapıyoruz. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar yeniden bakın 5 ilmeğim üzerinde çalışmaya başlıyorum. Başını dolayıp bir artışımı yapıyorum. İki ilmeğimi kesiyorum. Hemen sonrasında yine iki ilmeğimi kesmek istiyorum. Şöyle genişletip yandan girerek alıyorum ve bir tane başını doluyorum. Bir düzümü örüyorum. Bakınız düzümüz arada modellerimizin arasında direkt gibi devam edecek. Modelimiz büyüdükçe daha güzel ortaya çıkacak. Tekrar bir daha kuralım. Bir defa başını doluyorum. ikisini alıyorum. Düz yönde şöyle biraz gevşetiyorum yandan giriyorum ikisini kesiyorum bir dolayı bir düz örüyorum ve sıramın başına kadar bu şekilde örüyorum arkasından da ters düz ters ve düzümüz yani dördüncü sıraya geldiğimiz zaman yeniden modelimizi kuruyoruz şimdi ben biraz daha büyüteyim görüşelim modelimizi ben biraz daha örerek büyüttüm ortada birer tane direğimiz bakınız hemen ortaya çıktı görünmeye başladı ve şu şekilde modelimiz çok şık çok güzel bir model Umarım sizler de beğenmişsinizdir Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere